Sanayi devrimine kadar tarımın ana işlevi yöresel gıda ihtiyacını karşılamaktı. Günümüzde ise tarım, uluslararası emtia pazarıyla bütünleşik olarak gıda endüstrisinin temel bileşeni haline almıştır. Haberleşme ve ulaşım alanındaki gelişimlerle birlikte girdi temininde ve pazarlamada kıtalar arası rekabet dönemi başlamıştır. Son 150 yılda hızla büyüyen dünya nüfusuna bağlı olarak küresel gıda ihtiyacı da artış göstermektedir. Türkiye'de özellikle son yıllarda üretimin artırılmasına yönelik çabalar sonuç vermiş, birim alan ve birim hayvandan elde edilen ürün miktarı bakımından gelişmiş ülkelerle aynı düzeye ulaşılmıştır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarımsal üretimde çağın önde gelen aktörlerinden biri olmak üzere büyük bir atılım başlattı. Bilginin toplulaştırılmasıyla tarımda ekonomik kazanımın adı, tarım sektörü entegre yönetim bilgi sistemi yani TARBİL'dir. TARBİL, üretimden sofraya kadar tüm kaynakları ve işlemleri ortak bir altyapıda birleştiren gözlem ve bilgi platformudur. TARBİL bileşenleri tarımın bir bütün halinde yönetilmesi, çiftçinin riskinin azaltılması, verimin artması ve tarımın etkin bir yatırım haline dönüşmesi amacıyla hazırlanmıştır. Toplam 763 proje aynı sistemde toplandı ve tarımsal üretim ve araştırmada tüm paydaşları toplu hareketle bir bütün haline getirecek TARBİL projesi meydana geldi. Kalkınma Bakanlığı'nın da tam destek verdiği bu projeler, TARBİL çatısı altında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yürütücülüğünde İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte geliştirildi. TARBİL projesinin ilk adımında çok yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları kullanılarak 32,5 milyon tarım parseli sayısallaştırıldı. Böylelikle parsel özellikleriyle ekimin güncel durumu eşleştirilerek daha hakkaniyetli ve rasyonel bir destekleme altyapısı oluşturuldu. Kimliklendirilen tarım parselleri, laboratuvar bilgi sisteminden gelen toprak analizleri başta olmak üzere tarımsal üretimde birbirlerine bağlı işlemlerin otomatik olarak bir arada kullanım imkanını sağladı. Bu sayede parsel ve işletme bazında hayvansal ve bitkisel üretim durumu ve üretimi etkileyen kuraklık, verim, ekim alan dağılımı, ekipman miktarı, ekolojik uygunluk gibi teknik verilere ulaşılabilmektedir. TARBİL'le Türkiye'de ilk defa uydu filosu tarımsal amaçlı kullanılmaya başlandı. 0,5 metreye kadar çok yüksek çözünürlüklü görüntüler doğrudan ülkemize indirilebilmektedir. Kullanılan 5 uydu gün içinde ortalama 45 dakikada bir geçmektedir. Uyduların faaliyet, plan ve programlanması proje kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kurulan Türkiye'deki ilk gözlem uydu yer istasyonundan yapılmakta ve yerli yazılımlar kullanılmaktadır. Sistemdeki uyduların birer geçişinde topladığı veri miktarı itibarıyla mevcut gözlem kapasitemiz 100 kattan fazla artarak Avrupa'da ilk 3, dünyada ilk 5 içine girilmiştir. Kurulan altyapıyla uydulardan görüntü tedarik maliyetinde %95 oranında tasarrufla yıllık 60 milyon lira mertebesinde kazanım sağlanmıştır. Kurulmakta olan ve toplamı 1200'den fazla robotik özelliklere sahip zirai meteorolojik istasyonlar 30 ayrı duyargayla her 10 dakikada bir ölçüm almaktadır. Bu veriler uydu ve kamera görüntüleri beraberinde işlenmektedir. İşlenen veriler tüm Türkiye tarım alanlarında bitki gelişimi ve meteorolojik etkilere ilişkin 200'den fazla çeşit bilgi üretmektedir. TARBİL gözlem sistemleri tek ağ üzerinden yılda 2,2 milyar tane ölçümle dünyanın en kapsamlı tarım gözlem sistemidir. İstasyonlarda bir yılda çekilen görüntü miktarı 7 milyarlık tüm dünya nüfusunun vesikalık resimleriyle aynı boyuttadır. Bitkiler birer programlı biyokimya fabrikası gibi olduğu için belirli ısı, ışık, nem ve diğer çevresel koşullarda öngörülebilir hassasiyetle faaliyet gösterirler. Bu nedenle maruz kaldıkları etkileri bulundukları yere göre gözleyen ve davranışlarını modelleyen gelişmiş bir bilgi sistemi tarımsal faaliyetlerde verimin artışına ve riskin yönetilmesine önemli katkılar sağlayacaktır.
çiftçiler güncel ve istatistiki gözlem verilerine dayalı bilgilere ekim planlaması, sulama ve hasat başta olmak üzere bitkisel üretim faaliyetlerinde karar desteği alabilecek, tarlasına ilişkin gözlem verilerine erişirken tüm bu süreçlerin gider unsurlarını hesaplatabileceklerdir. Ürün hasata ulaştığında ürünün fiyatı ile ilgili bilgi alabilecekleri gibi pazarlama önerilerine de rahatlıkla ulaşabilecekler. Tarımsal üretimde bilginin toplulaştırılması, arz-talep dengesinin rasyonel yönetimine önemli katkı sağlar. Böylelikle ekonomik olarak tüm paydaşlar kazançlı çıkar. Çiftçilerimiz il ve ilçe tarım müdürlüklerine gitmeden bulunduğu yerden mobil imza ile ekim beyanını, zirai ödemelerini, destek başvurularını tek tuşla yapabileceklerdir. Veri girişinde faaliyet gösteren yaklaşık 20 bin personel daha etkin görevler alabilecektir. Bitkisel üretimde veri izleme sistemi ile geçmiş verilerle karşılaştırmalı olarak muhtemel verim ve anlık rekolte tahmini mümkün olacaktır. Ayrıca biçer döverlere takılan izleme sistemleriyle ürün tür ve çeşidine göre parsel verim haritaları çıkartılmakta, tahmin modelleri doğrulanmakta ve gerçekleşen rekolte gününde tespit edilmektedir. Biçer döverlerle verim izleme sistemi dünyanın en kapsamlı tarım araç gözlem ağlarından biridir. Su ürünlerinin etkin yönetimi için de üretim ve balıkçı tekne takibi, av kayıtlarının yerinde otomatik kaydı ve avlanmaya izin verilen bölgelerin bildirilmesi dahil çok sayıda hizmet devreye alınmaktadır. Tarbil içerisinde hayvanların kulaklarına kare kodlu ve kablosuz iletişim yapan elektronik küpelerin takılmasıyla başlayacak bir yönetim sistemi de yer almaktadır. Elektronik küpelerle hayvanın işletmeye giriş çıkışları denetlenmekle kalmaz, kesimhaneye giriş sürecine kadar tüm yaşam evresi kayıt altına alınmış olur. Veteriner hekim, hayvana ait hastalıkların takibini ve tedavisini akıllı cep telefonu ya da tablet bilgisayarla sisteme kayıt edebilir. Böylelikle hayvanın ne tür hastalıklara maruz kaldığı, nasıl tedavi edildiği, ne zaman, ne miktarda ilaç verildiği gibi tüm veterinerlik bilgilerine sistemden erişilebilir. Tüm gıda üretim ve işlem aşamaları kayıt altına alındığından kare kodlu etiketlerle izlenebilirlik ve kontrol sağlanacaktır. Örneğin tüketici et alırken üzerindeki kare kodu okuttuğunda hayvanın hangi bölgede yetiştiği, türü, cinsi, yaşı, hangi veteriner tıbbi ürünlerinin kullanıldığı, hangi tarihte kesildiği gibi önemli bilgilere kolaylıkla ulaşabilecektir. Aynı şekilde alacağı bakliyat, sebze ya da meyvenin hangi bölgede, hangi tarlada yetiştiğini, ne kadar gübre ve bitki koruma ürünü verildiğini öğrenebilecektir. Böylelikle tüketicinin seçme hakkı, üreticiyi iyi ürün yetiştirme konusunda motive etmiş olacaktır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın köylerde görevlendirdiği toplam 10 bin veteriner hekim ve mühendis sahada aktif olarak çalışarak çiftçilerin ihtiyaçlarını, ürün ve hastalık durumlarını gözlemlemekte ve tarbil tabletlerine kaydetmektedir. Alınan bu kayıtlarla tarımsal envanterin güncel takibi sağlanırken epidemik ve endemik olaylara zamanında müdahale ve kayıpların azaltılmasıyla önemli miktarda verim artışı hedeflenmektedir. Varlıkların kayıt altına alınması ve gözlem sistemlerinin devreye alınmasıyla tümleşik ve yedekli yapıda Türkiye'nin en büyük veri deposu oluşturuldu. 6 petabaytlık kayıtçı sistemleri Türkiye'de şu anki ortalama ile atılan tüm cep telefonu mesajlarını 1000 yıldan çok daha fazla süreyle tutacak büyüklüktedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarbil Veri Füzyonu'yla en doğru planlamayı yapabilecek güce sahip olma yolunda ilerlemektedir. Bu büyük projeyle toplamda yıllık 20 milyar liraya aşan tasarruf ve kazanımla ülke ekonomisine katkı sağlanması hedeflenmiştir. Tarbil demek, bilginin ışığında hassas ve iyi tarım yapan üreticinin mutluluğu demek. Gıda izlenebilirliğiyle tercih hakkı verilen tüketicinin mutluluğu demek. Büyük kazanımlarla ekonomisine katkıda bulunan Türkiye'nin mutluluğu demek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, sağlıklı ve yeterli gıda sağlamayı, üretici ve tüketici memnuniyetini en üst düzeye çıkartmayı, Türkiye'yi bölgesinde lider, dünyada küresel aktör haline getirmeyi bir amaç bilmektedir. Tarbil.